Evet değerli dostlar, 710 abone oldu. Şurada 1000'e ne kaldı ki? 1000 abone olmadan canlı yayın yapamıyorum. Dolayısıyla video kaydedip burada paylaşıyorum. Sizden ricam arkadaşlar, sayfamıza abone olun. Bildirim zillerini açın, zilini. Ve arkadaşlarınıza da önermenizi tavsiye ediyorum ki 1000 aboneye ulaştıktan sonra burada günlük olarak hem yapılan araçları göstereceğiz. Hasarlı yapmaya başladım ben. Hani uzun zaman oldu, pek hasarlı işine pek bakmıyordum. Klasik otomobil restorasyonu yaptığım için. Şimdi görüyorum ki yumruk kadar göçük olan bir çamurluğu düzelttirecek usta bulamıyorsunuz. Ya ustaların işin kolayına kaçıyor ya da çekiç ustası kalmamış. Artık orasını ben bilemem. Ben burada sizler için hasarlı araçları eskisi gibi, eski ustaların yaptığı gibi çekişlenerek nasıl düzeldiğini, nasıl olduğunu ve macunsuz nasıl yapıldığını sizlere burada canlı canlı göstereceğim. Şimdi benim videolarıma yorum yapan arkadaşları görüyorum. Mesela 5 parçadan bir araç yapmışlığımız var ya, hani onu anlatmış olduğum o videoda yorum yapmış. Yalan, dolan, yok bu arkadaş zorla satmış, yok 5 parçadan bir arabayı yapmış, adamı kandırmış. Ya hemşerim, önce bir dinlemeyi öğrenin. Önce bir dinle, dinlediğini anladın mı? Önce kendini bir sorgula. Benim anlatmak istediğimi anladın mı ya? Önce onu bir sorgula ya. Anlamıyorsunuz arkadaşlar. Ya ben o videoda %30'luk kesimin okuduğunu, dinlediğini, anlamadığını gördüm. Bakın, %30'luk kesimin bu otomobil camiasında okuduğunu, dinlediğini, anlamadığını gördüm. Ya birader, ben ne anlatıyorum? Sen bana ne diyorsun? Ben diyorum ki boya takıntısı olan arkadaşım, bak takılma. Bir parça boya varmış, iki parça varmış, takılma diyorum. Bak ben zamanında diyorum, 13 yıl önce diyorum, bir araç yaptım. Hasarlı aldım dedim, Sivas'tan dedim. Renault 19 dedim. Bu arabayı ben fotoğraflarda gördüğüm gibi aldım. Ve fotoğraflarda gördüğümden daha çok kötü çıktı. Biz de satsak satılmaz, atsak atılmaz, ne yapalım ne edelim derken çıkmacı esnaf arkadaşlarımdan bir parça ondan, bir parça bundan, bir parça şundan derken 5 parçadan bir araba oldu. Biz de 10 numara yaptık kardeşim. Alan adam da ustalarına göstermiş. Benden sonrakisi, ben tanıdığıma sattım arabayı. Tanıdığım arkadaş 2 yıl kullandıktan sonra o satışa çıkarıyor. Alan vatandaş da götürüyor ustalarına. Ustalar bir kusur bulamıyor arabada. Şimdi bunu anlatmaya çalışıyorum. Öyle bir arabaya denk gelirsin. Ha öyle bir araba kötü mü? Yok, iyi yapıldıysa bir sorun yok ki kardeşim. 10 numara yapıldıysa bunda ne gibi bir sorun olabilir ki? Ben size bunları anlatmaya çalışıyorum ama görüyorum ki abi adam yorum yapmış, anlamamış belli yani, videoyu baştan sona dinlememiş. Aa diyor, 5 arabadan bir araba yapmış da satmış orijinal diye diyor. Önce bir dinle. Baştan sona bir dinle. Yargısız insaf infaz etmeyin insanları. Ön yargılı olmayın arkadaşım. Benim derdime ne? Ben burada niye konuşuyorum? Ben 5 arabadan bir araba yaptığımı, 5 parçadan bir araba yaptığımı niye anlatıyorum? Amacım ne? Saf mısın arkadaşım sen ya? Bir dinle ya. Bir dinle. Arkadaşlar, ben anladığım kadarıyla bizim daha çok çekeceğimiz var. Önemli değil. Benim adım Uğur Ustaysa, ben de sanatkar bir adamsam, bildiğim yoldan şaşmayacağım. Burada videoları paylaşacağım. Paylaşacağım. Ne zaman? Ara ara burada olacağım. Ben 1000 abonenin olmasını bekliyorum. 1000 abone olmadan canlı yayın açamıyorum. 1000 aboneyi doldurduktan sonra burada canlı yayında hasarlı arabaları nasıl yaptığımızı, macunsuz nasıl yaptığımızı, onları tek tek göstereceğim. Adam hayatında hiç usta görmemiş kardeşim. Bizim 5 parçadan bir parça yaptığımıza inanmıyor adam ya. İnanmıyor ya. İnanmam diyor. İnanmazsan inanma. Sen yumruk kadar bir göçüğü düzelttirecek usta bulamıyorsun diye herkesi aynı mı zannediyorsun? Biz burada sacdan adam yapıyoruz. Sacdan, şu görmüş olduğun klasik otomobiller var ya, yeni parça yok. Hepsi elde yapılıyor, çekiçlenerek. Ya memlekette ne sanatkar ustalar var, kimsenin hakkını yemeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere.